biraz öncesini yadım yine buraya. Evet canlarım, hepinize merhabalar. Nasılsınız bugün? Umarım hepinizin neşesi, keyfi, saati yerindedir. Evet, bugün kalktım birazcık dedim örgümü öreyim, ondan sonra bir belge içime çıkacağım. Evet biliyorsunuz battaniye için çekilişimizi yapmıştık ama geriye dönen maalesef olmadı henüz. Hani bekleyeyim daha sonrasında, ya ben giremedim, işte internetimde sıkıntı vardı, denebilir mi diye bekledim ama maalesef henüz arayan olmadı. Yani yazıp da işte bana çıkmış diyen olmadı, ulaşan olmadı. O yüzden hadi dedim bugün yeniden çekiliş yapalım ama bu defa çekilişe şunu şöyle alayım. Kolum rahat etmiyor örgü örerken. Diğer köşede akşamlar ayağımı uzatarak daha rahat örüyorum çünkü. Bir yandan da bunu bitirmeye çalışıyorum. Dediğim gibi geriye dönenler olmadı. Daha sonra arada yazanlar oldu. Ben çekilişi yaptıktan sonra işte biz de istiyorduk diye. Ama tabii öncesinde çekiliş yapıldığı için maalesef diyemiyorum ki hani tekrar, çünkü çekilişi yapmış olduk. İnşallah bir dahaki sefere başka bir şey örüp hediye edecek olduğum zaman inşallah o çekilişe katılırlar. Ya gönül diyorum ya, herkese birden hediye edebilmeyi aslında çok istiyor. Ama maalesef olmuyor. Ufak tefek yine bir şeyler tabii ki örüp devam da edeceğim. Bakalım bugün şanslı kim çıkacak? Belgencimi de bir ararım, o da eğer müsaitse. Hep çünkü demiştiniz Hakan çeksin diye. Gerçi geçen defa da zaten Hakan'cığım Karagöcük gün çekmişti benim. Bakalım kime çıkacak bu defa, inşallah gerçekten isteyen. Çünkü hani ben çok istiyordum diye yazanlar olmuş. Dediğim gibi o zaman da üzülüyorum. Çünkü herkese insan dediğim gibi bir şekilde bir dokunmak, bir şeyler hediye edebilmek istiyor. Bunu da bir bitirebilsem, bunda iki tane daha ip aldım ama bir ton farklı, ona bir çözüm bulacağım. Nasıl yapabilirim bilmiyorum açıkçası. Allah'tan defterde o gün isimleri silmemiştim. İsimler duruyordu, çekilişe katılan isimler. Artık tekrar çekiliş yap. Ama bu defa tabii ki o çıkan iki kişinin ismini yazmayacağız. Çünkü geriye dönüş yapmadılar zaten. Bakalım kime çıkacak, ben de merak ediyorum. Akşamlar o kadar iyi geldi ki bana örgü örmek. Ama artık yaz geliyor, battaniye tarzı herhalde çok fazla öremem. Ya da akşamları klimayı açtığım zaman yapabilirim. Söz verdiklerim hariç tabii ki. Bu arada buna elim alıştığı için kolay kolay yapıyorum da. Ama artık böyle bir kendime bu yüzden örmek istiyorum, çantalar örmek istiyorum. Tabii kolumu da çok zorlamadan yapmaya çalışıyorum. Bazen ağrıyor çünkü. O zaman hemen uzaklaşıyorum. Yapmayacağım diyorum. Örgümü de alıp öyle mi çıksam dedim belki de ama. Akşam örgümü alıp çıkarım. Şimdi gidelim hem çekilişimizi yapalım. Bu defa merak ediyorum kime çıkacak diye. Hakan'ın hazırlığını alalım. Onlardan bari yapayım. Bunlar oradan bir ayıp olacak. Al çekelim şimdi şunu. Ayıp olacak onları da. Bayağı bir ayıp oldu. Verdim bir parçaladım. Dedim bugüne kadar bekledim artık belki. Oy. Ağrım çöktü üstüme. Uygun da yok aslında.
Sen istedin, beni de hissettin. Şey... Acaba videoyu mu seyretmediler? Ya da Instagram'da bana yazan yok. Instagram'da bakıyor musun? Çıkana da yazmışım. Kıza evlenecek Alanya demişim ama kaç gün oldu? Dönmediler. Ya dönmediler, tamam da. Şey... Sen videonun şeyini başlar, bu sefer şey yazalım. Bu videonun şeyini başlar başına şey yapalım. Başlığına. Kazanılan isimlerini yazalım. Yani belki oradan dikkatlerini çeker. Belki kendi çünkü anlamadık yani kaç gün oldu. Geriye dönüş olmadı. Olabiliyor böyle şeyler ya. Çok şey değil. Neyse bir daha. Kısmet. Hayırlısı buymuş demek ki yani. Evet, hayırlısı buymuş, kısmet. Bitir bakalım ya. Başlayalım sonra yine. Bakalım bu sefer kim çıkacak. Evet. Yine aynı kişiler çıkarmış, düşünsene. Konu da yok herhalde. Eşi, onlar geriye dönmedi. Yazalım mı yine de onlar? Yine de yazalım. Yazalım değil mi? Yazalım. Şimdi belli mi olur? Onu seyretmemiş olurlar, bunu seyrederler. Ha, bu sefer evet. De isimleri şey olmaz. Hadi bismillah bakalım, tekrar bir yazalım. İşte kimse kimsenin şeyini, kısmetinin önüne geçmez deniyor ya. Böyle bir şeymiş demek şu. Bu sefer için dikkat edeceğim. Selma Türk mü? Selma Türk. Sevinci. Kimlere çıktıydı? Refika Refika'yla. Nihal Ergül'e çıktıydı. Nihal Ergül yedekti. Daha sonrasında yazanlar olmuş, videoyu daha sonra seyredip de isteyenler ama yorumlarını bulamadım. Ben bir de iki gündür belki şey, aynı yorum onaylıyorum onaylıyorum çıkmıyor. Tekrar bende gözüküyor, sayfaya düşmüyor. Onaylananlar bir şey düşmüyor. Evet. Bülent Yıldırım. O bir sistemde bir sıkıntı var da, bilmiyorum, güvenlik değilmiş demek ki. Hayır, onaylıyorum. Hayır, o bende de var. Onaylıyorum. Sana bakıyorum, tekrar benim sayfamda bir onaylanmamışlığım içinde gözüküyor. Aynen. Şimdi siz sorabilirsiniz ki yorumları onaylamadan mı? Biz onaylamadan yorumlar gözükmüyor arkadaşlar. Ben daha önce de kendi videomda da söyledim. Ben de söyledim. Kişilere yapılan hakaretlerden dolayı diyeyim ben sizlere. Yorumlar çok fazla onaylanmıyor. Onaylamıyoruz yani oturuyorumlar. O şekilde söyledim ben yani. Küfür ediliyor. Küfürler baya bir ediliyor yani. Eğer yorumları hepsini komple açarsak bu sefer yani nelerimiz var. Ha, ben zannetmiyorum ki bunu bir tek bizlere yapmıyorlar. Yok, yani. Bunu bütün herkes ya. Yok. Bizlere dedim hani bir tek Nihal ablaya bana anneme ya da şey değildir. Böyle YouTube'da bir video çeken hemen hemen herkesin başına gelen bir olaydır. Latife Fatma. Fatma Altun'da yazdık. Zeynep Demet. Sen Pilav Baba'nın. Bir tek seninkilerin arasında varsa şey yazmayacaksın. Muradiye Hanım'ı yazmayacaksın. Bunlar neyim? Onunkini ayrı öreceğiz ya torununa. Semih hastası olan. Şuraya kadar yazdım. Şunları bir kapatayım başlayalım. 1-2 dakika. Onlar içindekileri. Hadi bakayım. Hakan'ın çektiklerinde şey olmadı. Geri dönüş olmadı. Bu sefer kendi çekti herhalde. Evet. Yeter Şengül Özden.
Zaten küçük. Bak. İçinde giresi yok bunun artık. İsmi neyse. Ha, bendeymiş. Sende miymiş? Evet, onu yazmıyorum. Onu ayrıca öreceğim çünkü. Şey, kotonla. Kotonlukla, evet. Hı. Sen ne yaptın daha iyi? Ne yapayım, ne yapayım, evde. Yaptım, hiçbir şey yok dedi. Şu tarafta mı bileyim, diğer yazan? Bir taraftan. Sen katlamaya devam et, ben yazacağım daha çünkü. Ha? Benim yazmadıklarım var, sen katlamaya. Öyle mi? Tabii. Sen katlamaya başla. Ben de yazmadıklarımı yazım, olmasın. Çok büyük bir hevesle o gün yaptık çekilişi. Evet. Tamam. Hadi dedim araya ya. Bayram girdi dedim hani. Evet. O yüzden belki dedim hani insanların gelenleri gidenleri oldu izleyememişlerdir dedim. Ama kaç gün geçti artık yani. Bu defa da şey yazanlar olmuş. Çekiliş yaptınız almadı deyip onu yazmışlar. Böyle bir şey olsa ben niye hediye edeceğim diyeyim ki zaten yani. Ay zaten... İnsanları anlamak gerçekten çok zor. Evet, evet, evet. Hadi bakalım, bak bakalım. Bakalım. Ekme. Aha, kara. Şu üzeri bir tane onu yazmışım yanına. Külay Şen Yayla diye. Bu defa da geriye dönüş olmazmış. Bu sefer de bu defa da geriye dönüş olmazsa yani ablacığım artık hani dediydin yani birileri istiyor diye. Evet. Yani artık geri dönüş olmazsa şayet bu videonun altına yazıp da isteyen bir kişi artık geçeceğim. İster sonra hediye edip geçeceğim yani yapacak bir şey. Biraz zaten bunu tek tarzı olmaz artık. Çünkü bu defa da insanlar şey demeye hani vermeyeceksiniz geri dönüş olmadı diye yorumlar gelmeye başladı. Tabii canım geri dönüş olsa zaten her şey yaptı. Evet yani. Ki gardırobun içerisine kaldırdım hani dedim ona göre hemen gider kargoya veririm dedim ama geri dönüş olmayınca İşte şeyde tereddütte de kaldım Bergin hani dedim bir daha çekiliş yaparım çıkar bu defa izlerler bana çıkmış deyip geriye dönerler ama artık 10 günü geçti yani. Anam. Kısmet değil ablacığım ya. Bir şey diyemiyorum artık yani hakikaten kısmet. Hayırlısı. Bu aslında uçar olan adam mı? Evet.
Ayaz Söçeroğlu deyince bugün onun şey, buradan Aslı'nın oğluna da geçmiş olsun demek istiyorum. O da MR'a girecekmiş. İnşallah sonuç iyi çıkar. Nihal abla dualarını bekliyorum demiş. Niye? MR'a girecek onu söyle. Onu söylememiş işte, yazmamış. İnşallah sonuç temiz çıkar diye yazmış. İnşallah. Allah tez zamanda şifasını versin. Bir böyle herkes şey galim, farkında mısın? Herkes bir hasta, bir ameliyatlar, şeyler, böyle her şey bir üst üste geldi. Peki. Şimdi şurada yazayım da hani şey kaçırmayayım diye de çok şey yapamıyorum. Hmm. Haksızlık olmuş. Şimdi birini atlarsın. Evet. Bu da haksızlık oluyor. Yani karamalı tamamdır. Bitti. Bakalım bu sefer ilk böyle çıkacak. Evet. Gerçekten değil bu. Tavis şey demiş. Ben en başa yazdıydım, benim adım en sona. Ya bu zaten burada karışıyor. Karışacak zaten. Ya ben gelen yorumlara emin olun hiçbirisini onaylamadım ki deftere atlamadan yazabileyim hani kimsenin hakkı geçmesin diye. Sonra ben yorumlarda kimi gördüysem ona göre yazsın yani. Ona göre onayladım. Ben kendi yazımı okurum. Sen şey yapma yani. Hayır. Bu niye kalın dedim ya, iki taneymiş. Tamam, hadi bakalım. Hadi bakalım, bak bakalım kime çıkacak. Şunu koyalım. Şunu kaldırayım. Karşı şöyle. Bir de şey zorluk, bir dönem takılıyor. Hani şey bilir. Aa, bir de piyangodaki gibi böyle döndüre döndüre. Evet, ilgileri çekelim şöyle. Geldi elime. Kimmiş bu? İki tane geldi. Bir daha çek istersen. Şimdi hangisi yedek, evet. Hangisi şey, o da olmaz. Öyle karıştırmıyorum. Şöyle karıştırsana. Heh, şöyle zıplat şöyle. Sen öyle karıştırırsan kağıtlar birbirine girer. Bunu havalandırırsan kağıtlar ayrılır. Akıl akıldan üstündür. Hay, kim acaba? Kim acaba? Ben bakayım benim. Emine Karabalcı. Evet, Emine Karabalcı. Hı-hı. Bu şey, birinci. Bu Emine Hanım da şey. Şurada bak. Şöyle bir tane daha çek. Motiflerin şeyini istiyorum. Renk numaralarını. Hı-hı. Kaç defa söyledi ya, etiketlerini attım. Yok, etiketleri yok. Nevin? Nevin Kuruz. Nevin Kuruz'da yedek. Evet, şöyle iki yazayım ben. Evet, şu... İlk çıkanımız şöyle gösterelim. Şöyle. Ben kendi yazımı okuyabildiğim için. Afiyet olsun. Hadi yürü. Bu da Nevin Kuruz. Bu da yedek olan kişi. Patronum değişiyor. Tamam, değiştir. Şöyle gösterelim bunu da. Bu da yedek olan. İnşallah geri dönüş olur. Olur, çünkü Emine Hanım bana her gün yorum yazıyor. Tamam o zaman Emine Hanım'dan. Mutlaka görecektir Emine Hanım. Özellikle hatta şeylerin, kullanmış olduğum iplerin numaralarını istiyordu. Hı. Dedim attım yani, defalarca gösterdim, olanları gösterdim. Ne olur abla demiş, bana şeylerini bul, evet. Numaralarını. Bunları yine buraya koyalım. Arasına koyalım, evet. En kısa sürede inşallah Emine Hanım, onu da Emine Hanım zaten hemen hemen dediğim gibi her gün bana yorum yazıyor vloglarımın altına. Emine Hanım dönerse... Emine Hanım dönmezse diğeri kimdi? Nevin Kuruz. Hı hı. Olmazsa da bir hafta 10 gün beklerim. Emine Hanım'dan geriye dönüş olmazsa da Nevin Hanım'a hayırlısıyla inşallah bu defa geriye dönüş olur, göndeririz. Dediğim gibi bu defa da geriye dönüş olmazsa Belgin'in dediği gibi bu videonun altına yazan artık kim isterse, kim isterse
Ona göndereceğiz. Çünkü bekledim. Bir 10 gün, 15 gün bekledim. Hak da geçsin istemedim. Aynen. Dedim şimdi bir daha çekiliş yaparım dedim. Bu defa da dedim hani ben izleyemediydim. Hı-hı. Benim hakkımdı da. Bu defa ben battaniyeyi göndermiş olurum dedim. Ya, yani hak, yani kimsenin hakkına da girmek istemiyorum. Aferin anneciğim. Sonra. Aynen dediğin gibi hiç şey olmaz Leyla'cığım. Al. Al bak bunlarla oynayabilirsin. Oynamasın. Can. Haa, şimdi de doğru. Cam, öyle içinin kelimden değil de cam olmasın. Doğru diyorsun. Kağıtlarla oynayabilirsin, onlarda sıkıntı yok. Kağıt oynayacağım. Kağıt oynayacağım. Kağıtlarla oynayabilirsin. Evet. Emine Hanım'a şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyeyim. Evet. Allah güle güle kullanmayı nasip etsin. İnşallah. İnşallah en kısa sürede de gönderirim. Biz de sizlerden müsaade isteyelim. Ben de paldır küldür çıktım Belgin'e dedim. Belgin beraber çekelim. Tek de hani kendim de demişler kendim de çekebilirdin, edebilirdin ama bu defa da şey olmasın işte o oldu, bu oldu. Şeyde bile biliyorsun. Yok kamerayı durdurdun, yok indin, yok çıktın, yok tutundun. Tek başına denildi. Onun için en azından Belgin de dedim yanımda olsun ki beraber de sanırım beraber çekelim istedim. Şimdiden Emine Hanım'a hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ya da Nevin Hanım'a. Ya da Nevin Hanım'a. Nevin Hanım da yedekte çıkmıştı. Biz de sizlerden müsaade isteyelim. Yarın tekrar görüşünceye kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Hoşçakalın.